Mari burada mı oturuyor? Hadi yavrum. Ben nefes alabiliyor muyum? Hadi. Hadi yavrum. Hadi güzel kızım. Hadi yavrum. Hadi. Aferin kızım, hadi. Geliyor, akın kızım, akın. Ha? Zerzevatçı! 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 Ben hiçbir yere gitmiyorum. Seni öldürürüm. Yeter, bizi rezil ettin. Sizi buraya ben mi çağırdım? Gelin mi dedim? Amerika'ya mı gideceksiniz? Gidin. Tutan yok sizi. Ben şuradan şuraya gitmiyorum. Kızım, oğlan ortada yok. Belki bıraktı seni, kaçtı gitti. Yunus'um gelecek. Senin yüzünden evimi barkımı sattım. İşimi gücümü kapattım. Senin aileme verdiğin utançtan kalkıp Amerikalara gitmeye karar verdim. Sen şimdi bana nereye gittiği bile belli olmayan bir adamı bekleyeceğini mi söylüyorsun? O benim kocam. Kızımın babası. Ben de senin babanım. Ne diyorsam o. Biletler alındı. Buradan gidiyoruz. Yok, eğer gelmem diyorsan... Bir telgrafımla o soysuzun anasını babasını mapuslarda çürütürüm. O da gelmezse artık. Gelirse onun yeri de belli. Mapushane. Size ne kötülük yaptı o gariban insanlar? Ne yaptı benim kocam? Ben ondan razıyken size ne oluyor? Kızım. Kızım, seni bırakıp giden adamı mı savunuyorsun? Beni bırakmadı. Bırakmadıysa öldü gitti. Ölmediyse de ellerimle öldüreceğim onu. Amerika'ya gidiyoruz. Nerelere gittin? Annem ne kadar ağladıysa da onu dinleyen olmamış. Ne denizden gelen Yunus, ne Yunus'tan gelen haber olmamış. Kendi canına kıymayı düşünse de bana kıymamış, kıyamamış. Çok sevdiği memleketinden ve Yunus'undan ebediyen ayrılmış. Sağ ol.
gitmeyeceğim. Kızım sus. Ne dedin sen? Ben gitmeyeceğim. Ben Yunus'umdan ayrılamam. Ben nasıl kızımdan ayrıldıysam sen de kızından ayrıl o zaman. Yapma. Seni değil çocuğunu öldür. O zaman evlat acısını anlarsın. İşte o gün bir daha isimlerini anmamak üzere kendisine bu eziyeti yapan annesinden ve babasından ayrılmış. Yunus'um. Yunus'um söz verdi. Seni bırakmayacağım dedi. Yunus'um bıraktı beni. Gelmedi. Anne. Ve o gün annem ardında bütün hayatımı bir anda yalanlayan hikayeyi bırakarak benden ayrıldı. Ayrılık zor. Anadan ayrılmak zor. Yardan ayrılmak zor. Ayrılmaktan ayrılmak zordan da zor. Akşamı bulur diyorlar. Yoksa cezaevine karşılamaya gelecektik. Kaçta çıkacağını bilseydik iyiydi. Geldim işte Leyla. Asım ne yapıyor? Ne yapsın? Bekliyor o da. Abi hoş geldin. Hoş bulduk enişte. Nasılsın? Seni gördük daha iyi olduk abi. Karnın aç mı abicim? Yemekler hazır oldu olacak. En sevdiklerini yaptım. Tatlıyı da yetiştirirdim ama Zühre sağ olsun ben yapar getiririm dedi. Aç değilim. Ya. Abi. Abi ne yapıyorsun? Daha yeni çıktın. Abi ne yapacaksın silahla? Yazık değil mi yattığın 5 yıl? Yazık değil mi çektiklerimiz? Abi ölmediyse adam ölmedi. Allah onun belasını zaten verir. Bizi bir daha mı burada bırakıp gideceksin? Abi senin ne günahın var bu işte? Bizim ne günahımız var? Peki ya Fatih'in? Oğlunun ne günahı var? Babam beni nereden tanıyacak? Beni hiç görmedi ki. Yahu şu Fatih'in aklına bak. Oğlum, çekmedik mi fotoğraflarını? Yollamadık mı babana? Fotoğraf başka, canlısı başka. E sen babanı görsen tanımaz mısın? Agara işte de ben tanırım, tanımasana da baban tanımazsa üzülürüm diye diyorum. Ya tanımazsa da tanıştırırız seni. Bak Kerem deriz. Bu Fatih var ya, bu Fatih İstanbul'u alan adaşı gibi.
çağ açıp çağ kapatacak deriz. Dede, sen gelmiyor musun? Ben sonra anneannenle gelirim oğlum. Hele siz bir gidin de. Benim bu çağ açıp çağ kapamayla ilgili bir fikrim var Aga Reis dedi. Aa, neymiş o? Ha? Ben bu lekeyle yaşayamam Ela. Senin yaşayamadığına çocuk ne yapsın peki abi? Onu da büyüyünce gider anasına sorar. Abi, yapma. 5 sene boyunca gün saydım. Günlerin yarısını size kavuşmak için saydıysam, yarısını da o şerefsizi geberttiğim anı görmek için saydım Ela. Peki ben ne yapayım abi? Sen karının seni terk etmesiyle yaşayama, ama ben kocamın bacaklarının bizi terk etmesiyle yaşayayım, öyle mi? Senin kocan Gazi. Duyuyor musun beni? Gazi. Ne kaybettiyse bu vatan için kaybetti. Ya Yeliz? O niçin yaptı? Kaç para için? Enişte, şimdi bak çok basit. Bilgisayara bir şeyler yerleştiriyorsun. Geçmiş olsun. Kerem'im. Sağ olasın reis. Hala. Benim gitmem lazım. Nereye Kerem'im? Allah aşkına mani ol Agah baba. Abim Beşir'i vuracak. Kerem. Yahu Kerem'e değdin bir dur. Ben o şerefsizi geberteceğim reis. Ya ne istiyorsan yap. Bana Kerem. Şu ihtiyar adamı bir dinle öyle yap. Reis. Ya istersen kalk beni vur. Bacını vur. Oğlunu vur. Herkesi vur. Ama bir dinle. Bilmediğim ne var ki dinleyeyim reis? Beni biliyor musun? Tanıyor musun? Elinde büyüdüm reis. Neyi bilmeyeceğim? Yaşadıklarını. Kimsenin bilmediklerini. Adımı bile bilmiyorsun Kerem. Benim asıl adım Agah değil. Yunus. İstanbul'a ilk defa bundan 37 sene önce geldim. Bir kızı sevip. Meryem'im. Ki derya aşıklar yüzünden tuzluymuş. O niye ki reis? Şundanmış derler. Aşıklar hasret sebebiyle o kadar susamışlarmış ki derya onların kendisini içip bitireceğinden korkup tuzlanmış. Hasret çekilmeden aşk olmaz mıymış reis? Yanmadan kül, sevdiğinden zül, istemeden döl nasıl olmazsa ayrılmadan da kavuşmak olmuyor Yunus. Kavuşması olduktan sonra ayrılması kolay.
Hadi daha akını kaçıracağız. Geliyorum reis. Babayı görmeden sefere çıkmak olur mu? Oldu buna. Tut şunu bak. Tut. Tamam. Ne olmuş? Gitmek istemiyor mudur? Nedir reis? Ne demek gitmek istemiyormuş? Balık motoru mu beklermiş? Bir bak şuna. Bir bakalım. Bakalım reis. Bir deneyelim bakalım reis nasıl oldu. Helal olsun Yunus. Senin elinden bir uçan kurtulur, bir de kaçar. Elimi dönsek diyorum reis. O niyeymiş? Akını burada kaçırdıysak açılır Karadeniz'de yakalarız. Ya ne bileyim. Evvel baba yerinde yoktu. Sonra bu motor bizi Sarıyer'den çıkarmadan tekledi. Bu yaşta koca kara ağzıyla konuşuyorsun ya. Kocayınca ne yapacaksın? Var reis. Allah vere de o nalet kızıl komünistler olmaya. Sen ne zaman çalışacaksın? Kızılar herhalde reis. Işık balıkçı işi değil sanki. Boyları devrilsin. Gitti balıklar.
İşin yoksa bunlarla uğraş. Ne yapalım, kaçalım mı? Kaçmaya kaçalım da yolda bırakır bu motor bizi. Hem kaçacak neyimiz var? Ya nasıl kaçacak neyimiz var? Sen demiyor musun bunların eline düşmanın bile düşmesin diye? Belki kaçarsak takip etmezler. Biz de evimize döneriz. Sen de haklısın. Bira bismillah. Ne diyorsun anam babam? Biz senin dilinden anlıyor muyuz? Вы нарушили советские территориальные воды. Hadi reisim, hadi reisim. Biraz daha hızlı, hadi reisim. Gidiyor mu Meryem? Bu kadar hızlı. Durmazsanız ateş edip sizi batıracağız. Durun! Adam Türkçe konuştu. Reis, adam Türkçe konuştu. Azeri var demek içlerinde. Duralım, konuşur evimize döneriz. Ya Azeri kardeş, sen de Türksün, biz de Türküz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Ben Türk değilim. Reis sen misin? Benim. Malı denize mi attınız? Ne malı? Silahları. Ne silahı babam? Biz gariban balıkçılarız. Abişi tefüso. Abişi tefüso. Seni gebertirim. Bana silahların yerini, kimden aldığını, kime götürdüğünü söyleyeceksin. Ben ömrümde kaçakçılık yapmadım, yapmam. Kardeşim biz balıkçıyız. Sen sus lan. Ne vuruyorsun çocuğa? Ne günahı var? Zaberetey nutri. Fisare stova anne. Stroy. Stroy. Biz sana ne yaptık da bize eziyet ediyorsun? Madem Türkçe konuşuyorsun, Türkçe de anla. Biz balıkçıyız. Stroy. Çek lan elini. Ben size gösteririm içeride Türkçenizi. Reis'i vurdum. Hadi de. Reis! Hadi de. Ne diyor reis? Balıklar nasıl ağa takılırsa, o ince örülmüş iplikler nasıl zindan olursa canlılara, kader de ağını öldüğünde balık gibi çırpınmaktan başka elden ne gelir? Kader o gece beni sefere çıkaran mıydı? Yoksa kader o gece sefere çıkmayayım diye elinden geleni yapan mıydı? Yoksa kader ayrılık mıydı? Fistan!
Nuce, Nuce! Fıstan! 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 Nuce! Gözümü açtığımda Sivri'deydim. Belki bir hafta, belki bir ayda yedim. Nerede olduğumu, suçumu, bundan sonra ne olacağımı bilmiyordum. Ölümüne dayak yiyordum. Ölmüyordum. Ölmem miydi kader, ölmemem mi? Yemin. Yoksa kader ayrılık mıydı? Peki reis, haber aldın mı hiç? Yaşıyor mu hanımın? Meryem. Kim bilir? Yerlerinde babamın yaşıyor olabileceğini öğrendim. Annemden ayrılırken hiç tanımadığım, varlığını bilmediğim babamı öğrendim. Kader ayrılık mı? Kader kavuşmak mı? Bir kızım olduğunu biliyorum. Amerika'da yaşadıklarını biliyorum. Nasıl? Bir mektup gelmişti uzun uzun yıllar sonra. O vesileyle öğrendim ki bir kızım var. Meryem'im sağ. Ama o mektubun üzerine 1000 kere mektup yazdım. Bir satır geri gelmedi. Şu an neredeler? Ne yapıyorlar? Sağlar mı? Değil mi? Ancak Allah bilir. Erivan'dan nasıl kurtuldun peki? Adaydı. Nibayis. Nibayis. Dayya mı yedi? Sulut. Bir süre hiç görmediler beni. Zorla yemek yedirdiler. Kuşay. Matkroyrot davayı. Bir ara acaba bırakırlar mı beni? Meryem'le kavuşur muyum diye düşündüm. Ama mahkemeye çıkardılar. Ne kendimi savunacak halim vardı, ne de buna dur diyecek gücüm. Kader beni 10 seneye mahkum etti. Meryem'im olmadıktan sonra idam etseler çok muydu? Bir Ermeni kızını sevdim, hayatım değişti. Bir Ermeni subayına çattım, hayatım yine değişti. Kader.
onca Sovyet ülkesi varken hapse Ermenistan'da, Erivan'da mahkum edildim. Hayatım bir daha değişir mi? Belki. Daha ölmedim. Вы будете умолять на дне жизни и о смерти. Все! Пришли мне собаки! Здесь вас ждет смерть! У вас нет ни единого шанса, чтобы умереть как человек! Вы умрете как скотина! Если не прислушаетесь к приказам, я не дам вам возможности умереть. Вы будете умолять меня, отвечайте где-нибудь. Заберите этих псов туда, куда они заслужили. İnsanoğlu neden düşmandır insanoğluna? Neden kim besler tanımadıklarına? Neden hayatla ödüllendirilen eşrefi mahlukat, ölümün koynuna sokulur, şerefi gömen mahluk tarafından? Özetiz! Özetiz! Özlemeyse! Demek ki var ya! Anlamıyorum. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Abdülü ve Resulüm. Sen Müslümanın. Müslüm. Sen Osman. Rezalet yeme. Allah'ım sen benim canımı al. Allah'ım sen beni bunlardan koru ya Rabbim. Beni bunlara bırakma ya Rabbim. Allah'ım sana sığındım ya Rabbim. Allah'ım sen canımı al. Beni bunlara bırakma. Bütün bunları öğrenmem için yeteri kadar zamanım, bütün bunları yaşamak için yeteri kadar vadem varmış. Sıla düşü.
Hadi. Sıla düşü. Haydi. Mahpusta en çok neden diye sordum. Neden bunlar benim başıma geldi? Neden ben, neden bunlar diye çok sordum. Aşk büyük bir iddiaymış. İddia ise ispat istermiş. Ben bu ayrılık belasına düşmeden Meryem'e sevdalıydım. Aşk mı? Mapustan çıkmakmış. Belki. Daha ölmedim. Sonra peki reis? Sonrası? Allah'tan umut kesilmez derler. Cehennem neresidir diye sorsan orasıdır derim. Hapishane.
Erivan'da mapushanede tek istediğim ölmekti. Divi kaçta! Açı! Divi kaçta! Açı! Divi kaçta! Sen ne olur ki? Adamı yaşatmazlar orada. Я же вам сказал, чтобы вы здесь больше не дрались. Dünyada var mıdır sevdiğinin adını benim kadar inlemiş olan diye düşündüm çokça. Sonra dedim ki adını aldığın yunuslara var. Ey gariban Yunus. Haydi! Haydi!
Давай! Сволочь! Kavuşamayacak olduktan sonra öleydim. Ölüp kurtulaydım. Ama ölmedim. Yasmat Ritibe. Ona kavuşacağım diyordum. Meryem'e kavuşacağım. Thank you.
Интересно, что сегодня дадут. Не знаю. Boşa niyet. Çıvar. Lan senin ben. Her şerde bir hayır var derler ya. O cehenneme düşmeseydim, onun gibi birini tanımaktan mahrum olacaktım. Sarkis'i. Sen kimsin? Yiyecek misin, yemeyecek misin? Sağ olasın. Sen de sağ ol diyeceğim ama bu kafayla çok sağ olacakmış gibi durmuyorsun. Ya sen kimsin? Türkçeyi nereden biliyorsun? Sarkis'im ben. Senin adın ne? Yunus. Nerelisin? Aslen Vanlıyım. Ama bana hiç görmedim. Sen nerelisin? Amasralı. Sen bana hiç gördün mü? Görmedim. Sen nasıl Vanlısın? Rahmetli nenem Vanlı. Anam da Van'da doğmuş. Sonra göçmüşler işte. Vasiyeti var bana. Oğul bana görmeden ölmeyesin diye. E burada ne işin var? Sorma. Bunlar bilmesin istiyorum Türkçe konuştuğumu ama biraz daha konuşmasam çatlayacaktım. Rahmetli olunca anam hiç kimseyle konuşamadım ki Türkçeyi. Seni gördüğümde dedim öleceksem de konuşup öyle öleyim. Ya seni buraya Allah mı gönderdi be adam? Ben de ondan şüpheleniyorum ama sınırda askerler yakaladı. Anam nur içinde yatsın. Biraz dediğim dedik kadında. Beni işledi Van Van diye. Onu da nenem işlemiş. Anam ölürken gözlerini açtı dedi ki oğul Van'ı görmeden ölüp yanıma gelmeyesin. Anacığımı toprağın koynuna koyduktan sonra düştü mü içime bir ateş. Bu kadın Van diye diye can verdi. Ben bir avuç memleket toprağa götürüp üstünü örtmezsem nasıl evladım diye. Moskov gavuru bu. Kızıl komünist. Adama pasaport vermiyor ya. Vurdum kendimi dağlara. Ne var ki burayla Türkiye arasında? Yürür aşarım dedim. Tam aşıyordum. Tarif ettikleri yeri karıştırdım. Sınır askerlerinin eline, ocağına, kucağına düştüm. Sonra? Sonrası çok şükür Sibirya'da değil, gözümü burada açtım. Beni boş ver de asıl sen anlat. Senin burada ne işin var? Şimdi sana diyeceğim ki bir Ermeni kızı sevdim. Bak beni buraya attılar. İnanmayacaksın. Kader. Sarkis bana zindanda arkadaş oldu. Yoldaş oldu. Kardeş oldu. Kader ayrılmak mı kavuşmak mı? Der ki daha ölmedim. E'si sonra Kerem'im. Sana bu anlattıklarım, çektiklerimin sadece bir kısmı. 30 senelik sırlarımın sadece yarısı. Ben bunları niye çektim? Evladımın yüzünü görebilmek, kokusunu içime çekebilmek için, saçlarını sevip canım benim diyebilmek için. Ben kızımın adını bile bilmiyorum. Sense adı Fatih olan oğlunun yüzüne bakmayıp bir kalleşin kanı için hem kendi hayatını hem Fatih'in hayatını elinin tersiyle itiyorsun.
Seni seven biri olmasaydı çocuğun için bu kadar acı çekmezdin. Beni bu kadar seven biri olmadı. Hayat seni seviyor. Gitme. Bu yaşadıklarımı belki bir gün sadece sana söylemek için yaşadım. Meryem'imi, helalimi dinlemeyip gittim. Sen gitme. Oraya gitme. Demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım. Demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi benim? Kaynağım benim. Demedim. Aslı, sen bu kaseti nereden buldun? Kristof'un evinde tesadüfen rastladım. Sen de olduğunu biliyor musun? Biliyor. Beni burada yaşatmazlar Profesör Angels. Açıkçası ölmek de yaşamak da umurumda değil. Ama insan aslını bulmadan ölürse yaşadıkları neye yarar ki? Türkiye'ye, İstanbul'a gitmek ister misin? Nasıl? Orada dostlarım var. Beni orada da bulur ve yaşatmazlar. Diyasporanın yanık yan üzerine kalmış parasının yarısı bende. Sana yeni bir kimlik sağlarlar. Hiç kimse seni bulamaz. Ta ki sen gerçek kimliğini babanı bulana kadar. Babamı bulmak istiyorum. Beni İstanbul'a gönderin Profesör Angels. Beni doğduğum toprağa gönderin. Ben aslımı bulmak istiyorum. Yarın. Kerem çıkmış bugün. Biliyorum. Beşir, korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Fatih ne olacak? Babası çıkmış işte, baksın. Ben onun annesiyim. Ben o Kerim'i öldürdükten sonra yetime bir bakan bulurum.